Kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarım, kıymetli basın emekçisi arkadaşlarım, hepiniz yeni parti binamıza hoş geldiniz. Bugün Deva Partisi Genel Merkez Başdanışmanı, Genel Başkan Başdanışmanı, Sayın 23. Genel Milletvekili Sayın Kerem Altun Bey Efendi'yi Uşak'ta misafir ediyoruz. Kendisine hoş geldiniz diyoruz efendim. Sizi sözü size bırakalım direkt. Tamam. İl başkanımıza, değerli il başkanımıza teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, ben de hepinizi böyle serin bir Uşak sabahında sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Her ne kadar dışarıda bir serinlik varsa ama Uşağımızın sıcak kanlı insanlarıyla birlikte olmak ve ayrıca bir heyecan veriyor. Değerli basın mensupları, bizler Deva Partisi mensupları olarak Türkiye genelinde eş zamanlı olarak bütün illerimizde bütün kurucularımız, genel merkez yönetim kurulu üyelerimiz ve diğer üst düzey yöneticilerimizle birlikte saha çalışmaları için ilerleyiz. Bu ayda Uşak'ta, Afyon'da ve Kütahya'da çalışma görevi üzereyiz. Biz illerimizde daha 1,5 yıl önce Türk siyasi hayatına katılan yeni bir siyasi parti olan Deva Partisi'nin görünürlüğünü artırmak, tanıtımını yapmak, bir takım temaslarda bulunmak, çalışmalarda bulunmak, kendimizi anlatmak, kendimizi ifade etmek, Türkiye kamuoyuna kendimizi tanıtmak adına yaptığımız bu faaliyetlerde çok iyi sonuçlar aldığımızı, esnafımızı, çalışanlarımızı, emeklilerimizi, bunlarla ilgili sivil toplum örgütlerini ve o bölgede etkin olan basın kuruluşlarıyla yakın temas halinde çalışmalar yapıyoruz. Şu an hemen hemen bütün illerimizde buna benzer çalışmalar, burada yaptığımız çalışmalar gibi çalışmalar yapılmaktadır. Biz burada ilk önce teşkilat mensuplarımızla neler yapıyoruz, çalışmalarımızla hangi noktadayız, teşkilatlarımızın çalışma biçimi, şekli üzerinde gerekli bilgilendirmeleri ve rehberlik çalışmalarını, çalışmalarıyla birlikte motivasyon çalışmalarını da yapıyoruz. Biz şuna inanıyoruz, bir siyasi partinin, bir siyasi hareketin temel hedefi iktidar olmalıdır. Türk siyasi hayatında veya mecrasında, siyaset mecrasında yerimizi alırken Deva Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın önderliğinde şöyle bir anlayışımız gerçekleşti. Türkiye'de şu an şu kadar siyasi parti var. Bu siyasi partilerden hemen hemen 100'e yakın şu an tabela partisi görünümünde. Peki Deva Partisi bu mecrada hangi özelliğiyle, hangi duruşuyla kendisini gösterecektir? Ben önce şöyle partimizi kısaca, müsaade ederseniz, kısaca tanıtmak istiyorum. Deva Partisi Türk siyasi hayatında merkezde yer alan bir merkez partisi olarak özgürlükçü demokrat bir kimlikle temel insan hak ve hürriyetlerini önceleyen bir anlayışla bir ana akım partisi olarak yerini aldı. Ve hedefi, vizyonu, siyasetteki yaptığı çalışmalarla,
iktidara talip bir hareket olarak şimdiden kendisini deklare etti. Bakınız hemen aklıma gelmişken hiçbir siyasi partide olmayan bir çalışma yapıyoruz şu an saha çalışmalarımızla birlikte. Nedir bu? Yeni bir hareket olmamıza rağmen iktidara geldiğimizde ilk 90 gün ve ilk 360 günde ne yapacağımızın yol haritasını ve eylem planlarını hazırlıyoruz. Bununla ilgili yurt içi ve yurt dışında bilim insanlarından, uzmanlarından destek aldığımız 20 üst politika kurulunda bunu gerçekleştiriyoruz. Yani 20 politika kurulumuzla şu an geleceğin planını, programını hazırlıyoruz. Bu Türkiye siyasetinde belki bir ilktir. Daha 1,5 yaşında olan yeni bir siyasi hareket kendisini iktidara hazırlayacak şekilde hazırlıklarını yapmaktadır. Dolayısıyla Deva Partisi siyasette şunu hep söylüyor. Hiçbir etnisi değil. Hiçbir dini inanışa, mezhebe, meşrebe, etnik yapıya bağlı kalmadan Türkiye'nin geleceği üzerinde yeni Türkiye tasavvuru üzerinde bir araya gelmiş Türkiye'nin geleceğini kurgulayan, Türkiye'nin geleceğini düşünen insan birlikleridir. Deva Partisi'nde insanlar, başta kurucularımız olmak üzere Deva Partisi şekillenirken iki temel özelliğe bağlı. Birincisi, bizimle birlikte yol arkadaşlığı yapacak insanlar kendi işinde iyi insan olacak. İyi insan olacak. Yani yaptığı işte başarılı olma şartı var. Biz bunu herkesin dilinde pelesenk olmuş ehliyet ve liyakatın karşılığı olarak kullanıyoruz. Ehil insanlardan olacak. İkincisi, meşrebi, mezhebi düşüncesi ne olursa olsun bunu bir tarafa bırakarak Türkiye'nin geleceği üzerinde ortak tasavvurda anlaşması gerekiyor. Bir başka aradığımız özellik iyi insan olacak. İyi insandaki kastımız değerlere sahip. Kendi kültürel değerlerine, kültürel kodlarına sahip bir insan tanımını yapıyoruz. Dolayısıyla Deva Hareketi Türkiye'de siyaseti yeniden inşa etmek üzere kurulan bir siyasi harekettir. Siyasi tecrübeye sahip bir harekettir. Yarınını kurgularken, yarınını planlarken şimdi de gerekli hazırlıklarını yaparak yol alan bir harekettir. En büyük avantajımız Sayın Ali Babacan gibi bir liderin önderliğinde bu hareketi yürütüyor olmamızdır. Sayın Ali Babacan geçmişteki çalışmalarıyla, geçmişteki başta Türk ekonomisi olmak üzere kendi alanına giren, hem Dışişleri Bakanlığı yaptı, hem Avrupa Birliği Bakanlığı yaptı, hem Haziran'ın başında uzun yıllar bulundu. Orada Türkiye'nin yüz akı faaliyetlere imza atmış bir siyasi lider olarak alnı açık, sırtında kamburu olmayan, Türkiye toplumunun, insanımızın yüzüne rahatça bakabilen, geçmişte yaptıklarından asla zikzak yapmayan, geçmişte yaptıklarının altına imzasını atabilen bir kimlikle, bir kişilikle siyasi hareketini yürütmektedir. Dolayısıyla şuna inanıyoruz, Türkiye'nin bu girdiği dar boğazda Sayın Ali Babacan'ın önderliğinde yapılacak hareketin Türkiye'yi sıkıntıdan kurtarabileceğine olan inancımız tamdır. Değerli basın mensupları, bugün Türkiye kısa öz cümleyle şunu söyleyebilirim. Türkiye iyi idare edilmemektedir. Türkiye'deki bütün kurumlar asli görevlerinden uzaklaştırılmış,
bir insanın, bir kişinin iki dudağı arasında çıkacak kelimelerle yönetilen bir ülke konumundadır. Bununla özünden, Türkiye'den temel sıkıntı Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin Türkiye'de arzu edilen, beklenen o duruşunu, isminden kaynaklanan idari yapısını gerçekleştirmemiş olmasındadır. Bugün Türkiye'nin temel sıkıntısı, tekrarlamam gerekiyorsa, Türkiye'nin temel sıkıntısı Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi diye tabir ettiğimiz bu ucube sistemdir. Türkiye'nin sıkıntılarından kurtuluşunun tek çaresi bu ucube sistemden güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçişiyle mümkün olacağına olan inancımız vardır. Yani Türkiye eğer güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçemezse bir tek insan yönetimiyle Türkiye'de artık gömleğin toplum bünyesine dar geldiğini, ihtiyaçlara cevap veremediğini ve her geçen gün şahsi kararlarla, bireysel tercihlerle alınan kararların Türkiye toplumunun özlemlerine, ihtiyaçlarına, beklentilerine cevap vermediği gün gibi ortadadır. Bugün Türkiye'de ne yazık ki üç erk dediğimiz, devletin üç saç ayağı üzerine oturduğu üç erk tamamıyla görevlerini kaybetmiştir. Bunlardan birincisi yasamadır. Bugün Türkiye'de nitel olarak, sayısal olarak bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Ama denetimsiz, denge ve denetimin olmadığı bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında çıkan sözlere göre kendisini hazırlayan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Ve dolayısıyla şu anda sistem dışı. İkincisi yargıdır. Yani bu üç saç ayaktan birisi de yargıdır. Bugün eğer bir ülkede yargı talimatlarla idare ediliyorsa, yargı yanlı davranıyorsa, insanların özelliklerine göre kararlar alınıyorsa, bu yargılar objektif, doğru bir yargı olarak söz etmek mümkün olmadığı kanaatindeyiz. Türkiye'de yargı bugün tamamıyla asli görevinden uzaklaştırılmış, talimatlarla yönetilen kurumlar haline gelmiştir. Üçüncüsü yürütmedir. Yürütmede maalesef bugün tek kişilik bir yürütme sistemiyle karşı karşıyayız. Nedir bu? Sayın Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak tek başına verdiği kararlarla, çıkardıkları kanun hükmündeki kararnamelerle ülke idare edilmektedir. Ülkenin ihtiyaçları, ülkenin genel gidişatıyla ilgili projeksiyonları, toplumsal beklentileri, toplumsal başta ekonomik olarak toplumsal ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiştir. Dolayısıyla şu an Türkiye'de iyi yönetmeyen, iyi yönetemeyen bir idari sistemle birlikte asli görevlerinden uzaklaştırılmış, politika üretmeyen bakanlıklarla birlikte diğer kamu kuruluşlarının varlığını görüyoruz. Onun için Deva Partisi olarak bizim önceliklerimiz arasında sağlam bir hukuk sistemi, iyi işleyen bir adalet, denetim yapılabilen bir meclisi, dengenin sağlandığı bir idari yapı olması gerekir. İşte böylesi bir ortamda Türkiye'nin maalesef 20 yıldan beri uydurulmuş gerçeklerle, gerçekliklerle Türkiye idare edilmektedir. Uydurulmuş gerçeklikteki maksadım şu: devletin şu an elindeki basın yayın organlarıyla, gerek yazılı,
gerek basının işleyiş tarzıyla var olmayan bir şeyi var gibi gösterme, yanlış olan bir şeyi doğru olarak göstermek adına oluşturulan algıyla uydurulmuş gerçeklik diye kabul ettiğimiz bir yönetim anlayışıyla bugün ülke idare ediliyor. Dolayısıyla ülkenin daha adil, daha demokratik, daha hakça bir idari yapıya, bir sisteme kavuşmasının yolu bir an önce erken seçimi zorunlu olarak görmekteyiz. Türkiye'de bir erken seçimle birlikte dengelerin değişebileceğini, ömrünü tamamlamış bir iktidarın emaneti teslim edeceği anlayışı bizde egemendir. Dolayısıyla şu an bir siyasi parti olarak, seçime hazır bir siyasi parti olarak bir an önce Türkiye toplumunun önüne sandık gelmelidir. Milletimiz kendisini yönetecek, daha objektif, daha real politika uygulayacak bir siyasi yapıya ancak böyle kavuşabileceğini ne inanıyorum. Hemen şunu söylemem gerekir. Bu durumu ortaya çıkan temel sebep istikrarsız bir ortamda devlete karşı olan güvensizliktir. Bugün devlete ve özellikle yönetime karşı olan güvensizliktir. Güvenin olmadığı bir ülkede demokratik bir yapının kurulması mümkün değil. Güven yok olunca halka karşı olan hürmet de azalıyor. Keyiflik oluyor. Adam kayırılıyor devlet yönetiminde. İnsanlar istedikleri gibi hareket edebiliyor. Veya bir yandaş diye tabir edilen bir güruhun ortaya çıkmasıyla ekonomik dengeler tamamıyla sarsılıyor. Bugün iş dünyasında bir eli yağda bağda olan bir kesimle birlikte tamamıyla geçim sıkıntısı içinde bugün acılar yaşayan geniş halk kesimlerinin olduğu bir atmosfer içindeyiz. Zengini çok zengin, fakiri çok fakir. Makas gittikçe açılıyor. Çünkü hakça bir dağılım, hakça bir şey yok. Devlet imkanları maalesef bir takım insanlara peşkeş çekiliyor. Bunu üzülerek ifade etmem gerekiyor. Devlet son yılların en düzensiz, adeta en başı boş bir yapı içerisinde bir görünüm arz ediyor. Dolayısıyla bizim sahada yaptığımız çalışmalar, eş zamanlı olarak Türkiye genelinde yaptığımız çalışmalarla esnafımıza gidiyoruz. Bugün de buraya gelmeden, sizlerle görüşmeden bazı kesimlerle temaslarımız oldu. Esnaf dertli. Esnaf diyor ki ben bugün aldığımın, sattığımın yerine yarın yenisini bırakamıyorum. Evine ekmek götüremeyen milyonlarca insan var. Çocuğunu okula gönderirken çantasına o gün besleme çantasına bir şey koyamamanın ezikliğini yaşayan anneler var. Bugün istikbale ümitle bakabilen ve karamsar olan, ümitle bakamayan ve karamsar olan milyonlarca gencimiz var. Ve gençlerinin geleceğinde endişe duyan anneler var, babalar var. Çocukları en iyi okullarda okusalar bile bu adam kayırma ve torpil sistemiyle mülakatlarda elenen binlerce gencimizin oluşturduğu er gençler var. Bugün hala babasının gözüne bakan Türkiye'nin en iyi fakültelerini bitirmiş olan gençlerimiz var. Dolayısıyla sosyal hayat tamamıyla bugün bozulmuş şey. Bozulmuştur. Yani bunun ilerisi gerisi yoktur. Böyle bir ortamda biz çözüm olarak milletin önüne bir an önce sağlığın gelmesi, bu özellikle dezavantajlı kesim diye tabir ettiğimiz
toplum katmanlarının hak ettikleri veya olması gereken yerde olmalarını sağlamak adına daha adil, daha güven veren, daha istikrarlı bir devlet yapısına kavuşma arzumuz var. Ben sözlerimi buradan noktalarken varsa sorularınıza da cevap vereyim. Evet. Benim bayağı bir sorum olacak ama. Buyurun. Şimdi partiniz 1,5 yıl önce kuruldu. Burada bir kurucu il başkanı vardı. Bu değişikliğe niye gerek gördünüz? Yani genel merkez düzeyinde sizden duyuyorum. Ben ikisiyle de görüşmeleri yaptım. İşleri dolayısıyla istifa ettiğini söylemişti kurucu başkan. Evet. İkincisini sorayım mı? Buyurun. Bir de az evvel dediniz ki AKP hükümetinin 20 yılda getirdiği yer ülkeyi bir tablo çizdiniz. Olumsuz. Bu 20 yılda Sayın Genel Başkanımızda bakanlıklar, milletvekili çok önemli görevlerde bulundu. Üçüncüsü de akşamki döviz kuru konusunda ne düşünüyorsunuz? Birden 20 liraya çıktı, 13 liraya indi. Bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum. Teşekkür ediyorum. Önce birinci soruda başlayayım. Şimdi biliyorsunuz yeni kurulan partilerde teşkilatlanma çalışmaları birinci önceliktir. Yani çalışmalar yapılırken bazen yol kazaları olabiliyor. Şimdi buradaki arkadaşımızın yani görev değişikliğine gittiğimiz arkadaşımızın parti içinde görülen ihtiyaçlar kaynaklar. Yani biz il başkanlarımızın özellikle kucaklayıcı özellikle kuşatıcı olmalarını arzu ederiz. Ekip çalışmasını ön planda tutan, teşkilatlanma faaliyetlerini en iyi şekilde yürüten insan olarak arzu ederiz. Biz de o arzuyla yapmıştık. Arkadaşımızın şahsi özel problemlerinden kaynaklanan bir görüş ayrılığı yaşandı ve partimizde böyle bir değişikliğe gitti. Yani bu hemen hemen sadece burada değil, her partinin her ilde zaman zaman bu tür değişikliklere gittiğini biliyorsunuz. Bu aile işi bir mesele. Dolayısıyla biz arkadaşımıza da başarılar diliyoruz. Ondan herhangi bir kırgınlığımız, üzgünlüğümüz yoktur. Ama böyle gerek görüldü. Bugün yeni il başkanımız, genç il başkanımız arkadaşlarıyla birlikte çok büyük bir heyecanla, çok büyük bir arzuyla görevlerinin başındalar ve eminim çok da iyi hizmetlere imza atacaklardır. İkinci soru, doğrudur. Sayın Genel Başkanımız AK Parti'nin kuruluşundan itibaren çok önemli ve etkin görevlerde yer aldı. Ha, şunu diyeceksiniz, belki sorunuzun arka planını çok açıklamadınız ama onu ben söyleyeyim. Yani bu gidişat içerisinde genel başkanınız da vardı demeye doğrudur, vardı. Sayın genel başkanımız biliyorsunuz hükümette sonuçta bir bakan ama farklı görevlerde bulunmuş bir bakan. Kendi görev alanıyla ilgili yani 2002'den 2011 yılına hatta 2013 yılına kadar dünyada var olan krizleri çözmesini bilmiş, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişte çok büyük hizmetleri olmuş, çok büyük reform hareketlerine imza atmış bir insan olarak kendi görev alanındaki başarısından söz ediyor. Elbette mevcut iktidarın bir üyesiydi. Yani işleyen çarkın bir dişlisiydi. Ancak siz de takdir edersiniz parlamenter sistemde yürütme sadece bir bakan veya bir başbakandan müteşekkil değil. 20-24 arası değişen bakanlarla birlikte yürüdü. Sayın Genel Başkanımız Türkiye'de işlerin kötüye gittiği, yanlış gittiği veya yanlış mecralara doğru yöneldiğini gördüğü andan itibaren müdahalesini yapmıştır. Fakat bir parti üyesi olarak parti
yapısı içerisinde söylenmiştir. Geçen gün çok açık yüreklilikle şunu söyledi. Ben parti içindeki gerekli muhalefeti yaptım. Söyledim, uyardım. Ama keşke bunu kamuoyuyla direkt paylaşsaydım. Belki daha yüksek sesle konuşmuş olsaydım daha iyi olacaktı. Belki bu bir öz eleştiri. Ama kendi alanıyla ilgili bu ülkenin yüz hakkı olarak bütün dünya tarafından kabul görmüş ve herkesin modelinden istifade etmiş bir bakan olarak bugün geçmişteki Türk siyasi hayatında onun görevini almıştı. Bugün işte kendi o birikimleriyle yepyeni bir pencere açmıştır. Son sorunuza gelince, ekonomist olmamakla birlikte ama her vatandaşın belki genel olarak kabul gördüğü şunu söyleyebilirim. Türkiye'de istikrarsızlık var. Biraz önce konuşmalarında Türkiye'nin para ve maliye politikaları belirlenirken son zamanlarda kurumların dışarıda bırakıldığı ve kurumlara dışarıda müdahaleyle doğru görev yapmalarını engelleyen bir irade var. Bu irade de Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminden kaynaklanan Cumhurbaşkanı'dır. Cumhurbaşkanı şu an her şeyi bilen, her şeye müdahale eden bir konumdadır. Dolayısıyla bakın, Varlık Fonu diye bir fon var. Türkiye'nin birikimlerinin olması, Türkiye'nin belki şah damarı diye kabul ettiğimiz, hayat damarlarından kabul ettiğimiz bu fonun fona başkan atarken kendisini atamıştır değil mi? Ve yanına da akraba bakanı almıştır. Ve bunun dışında orada yetkindir. Merkez Bankası başkanını sık sık değiştirmiştir. Söylediği şey şudur, dediklerimi yapmadı, faizi indir dedim, indirmedi, onun için değiştirdi demektir. Bu dün akşam meydana gelen ve önü alınamayan, sürekli yükselen bu döviz kuruna karşı devlet sert bir müdahalede bulundu. Bu sert müdahalenin temelinde yatan gerçek, bugün Sayın Genel Başkanımız canlı yayında açıkladı, onu da öneririm eğer YouTube'da izleme şansınız olursa. Bütün yükü hazineye bindirdi. Yani şu an kişi tasarruflarını yabancı paralarla, dolarla endekslemeye çalıştı. Yani karşılığını vermek üzere yabancı paralarla bizim kendi iç bünyedeki yerli paramızı gittikçe değersizleştiren bir anlayışla bütün yükü, faizi de özellikle yüksek faizi de hazine müsteşarlığının üzerine yıkarak işin içinde sıyrılmaya çıktı. Bunun acılarını, sonuçlarını, sıkıntılarını yakın zamanda göreceğiz. Dolayısıyla hepimizin arzu ettiği şey dövizin düşmesi. Bu hep Türk vatandaşının istediği bir şey. Ama istikrar olmayınca dün akşamdan beri sürekli zikzaklarla bir yükseldi, bir aşağı, bir çıktı, bir düştü. Bu bir kalıcı bir şeyde olursa rağmen ama bunun bedelini yine bir başka şekilde bu ülkeye ödeterek yapıyoruz. Sıkıntı burada. Biz bu kurum bu şekliyle sabit ve kalıcı kalmasını şu anda öngörmüyoruz. Sürekli değişen, farklılaşan bir trend de ekonomiden yerini alacak ama çünkü ekonomideki anlayış sağlıklı değil. Ekonomiyi yönlendiren kurumlar bugün devre dışı. Ortak akıl yok edildi. İstişare yok edildi. Dolayısıyla bu çerçevede, bu atmosferde ne yaparlarsa yapsınlar, keşke düzelse, bir vatandaş olarak bunu arzu ederiz. İnsanımızı rahatlatan kararlarla piyasa ekonomisinin daha canlı, daha rantabl olmasını arzu ederiz. Ama korkumuz şu ki her şeye müdahale eden
bir ilçenin şube müdürünü dahi atamada kendisini yetkili ve zorunlu kılan bir cumhurbaşkanının bu tutum ve davranışlarıyla ekonomik hayatın çok rayına oturacağına olan inancımız zayıftır. Teşekkür ederim. Başka var mı?